Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi Meliken'in iğnesi adlı bir Instagram kullanıcısı adı altında bir link geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Model bu. Meliken'in şöyle gösterelim iğnesi bakın model bu ama ben bunu 3 yapraklı çiçek halinde yaptım e, pıtırcıklı da yaparız gösteririm şu şekilde yani şimdi yapraklarını görüyorsunuz ben biraz daha iğne oyasına uygun olsun diye bakın tığ ile yapraklarını ben de bu şekilde yaptım Şimdi hep birlikte bunun alt zeminiyle başlayalım. Kullanacağım renkler fark etmez. Ben ee, benimkisi model amaçlı arkadaşlar. Şimdi ipimizi tığ batısına sabitliyoruz ilk başlarken. Burada başına iki kez alıyorum. Yandaki tığ battıya diye giriyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. Dibinde şöyle bir yuva oluşturdum. Yaprağı yapıyoruz ilk önce. 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincirimi girip o oluşturduğum yuvada kapatıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 6 adet zincirimi başına bir alıp bu oluşturduğum yuvaya giriyorum. Sıkı bir şekilde 2 iki, iki çekiyorum. Burada 12 adet zincirle iniyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıyorum. Yuvama girip 12 adet zincirimi kapatıyorum. Şimdi bu noktada tekrar 12 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Bakın buraya giriyorum. Şu şekilde sıkı bir şekilde 2 2 çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 adet zincir çektim. bir tane daha çekelim 17 sizler onu elinizin ayarına göre ayarlarsınız benim elim sıkı arkadaşlar ve sayılarım bu şekilde bakın yaprağımızı hazırladık böyle biraz iğne oyasını andıran bir yaprak oldu şimdi aynı yuva içerisine girip bir sık iğne yapıyorum ki kaymasın bu tarafa bozulmasın diye yaprağın forma. buradan 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıyorum. 6 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 1 2 3 4 bakayım 1 2 3 4 5 tane olmuş bir kez daha yapıyorum 6 ve başına 2 alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 2 çekiyorum 8 adet zincir çekiyorum yuva içerisine girip 8 adet zincirimi kapattım 6 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başına bir alıp bu 8 adet zincirin içerisine girip 2 2 çekiyorum. 12 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum. Yuva içerisine girip 12 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum başına bir alıp bakın buraya giriyorum şu şekilde 2 2 çekiyorum ve 17 adet zincirle iniş yapıyorum dediğim gibi benim elim 13 14 15 16 17 benim elim sıkı arkadaşlar sizler bu zincir ayısını elinizin ayarına göre yapabilirsiniz zincir ayarını sayısını tekrar yuvaya girip kapatıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yaprağımız hazır bildiğiniz iğne oyası gibi oldu yapraklar yuva içerisine bir de sık iğnesi yapıp 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ batta kapatıyorum yine 6 tane ara veriyorum sizler daha fazla arada verebilirsiniz Sonra yine bu yaprak işlemini yapacağız. Şimdi renkli ipimi alıyorum. İpimi de tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Tersini çeviriyorum. Bir, iki tığ batısı bırakıp üçüncüye giriyorum. Sekiz adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. 3 adet zincirle şimdi düz yüzüne dönüyorum. 3 adet zincirin birinci trabzan. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. 2 çekiyorum ilmeklerimi. 2, 2. 2. trabzan. Başına 2 aldım girdim. 2, 2, 2 çektim. 3. Başına 2 aldım girdim. 2, 2 2 çektim 4 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapattım 1 2 3 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 trabzan oldu bakın ikişer ikişer çektim şimdi bu noktada 17 adet zincir çektim ve dönüş yaptım iki trabzan olunca buradan son bakın buraya giriyorum sabitledim bir zincir çekip dönüş yaptım şimdi bu normal sık iğne yaparak da inebilirsiniz ben ilmek aldım diğer ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim girdim ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim bir zincir çektim girdim ilmek alıp diğerinden Geçirdim, bir zincir çektim, girdim ilmek alıp yerinden geçirdim. Bu şekilde dolduruyorum. Buradaki zincirimiz dolana kadar, şu dibindeki trabzanlara ulaşana kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ben ikisi 13 veya 14 tane bu batmayla doluyor. bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğer ilmekten geçirdim şimdi burada hemen iki tane başına aldım ana yuvama girdim çiçekli yuvama iki çektim iki çektim iki çektim, iki çektim üçüncü da yapmış oldum başına iki alıp girdim iki 2 2 çektim dördüncü trabzan 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak şimdi tekrar 3 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvama giriyorum diğer yapramda yapıyorum 2 2 çekiyorum başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim dördüncü trabzanımda yapıyorum 3 zincir çekip yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım. Bir de zincir çekip ipimi kes. Bu şekilde çiçekli yapraklı hali. Ama o resimdeki gibi denemedim ama deneyeriz şimdi. Bakın arkadaşlar bu da iğne oyasındaki hali. İsterseniz bu şekilde yapmak hemen onu da göstereyim. İstediğiniz arayı verebilirsiniz. Sadece şu yaprağın dibinde bu motifleri kurarken bakın. Bir, iki tığ battı boşluğu kalmasına dikkat edin. Üç, şu dörtten girin. Dörtten girin ters yüzünden. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Hemen yandakine girip kapattım. Şu arada iki tane kaldı gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir dönüş yaptım yuva içerisine girip kapattım bu bir 8 zincir girdim kapattım 2 şimdi burada 20 adet zincir çekeceğim şurada 17 çektik ama burada dördünü buradaki yaprakta kullanacağız şu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Şu 16, 17, 18, 19, 20. Dönüş yaptım. Hemen buraya girdim. Yaprağımızın son zincirli noktasına. Bir de zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi girdim yuvaya ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir. Ben burayı diğer yerde olduğu gibi hızlı bir şekilde yapıp geleyim. Bakın şu şekilde 4 zincir kalacak kadar ya da böyle 3 zincir yapmıyoruz. Dibinde. Yani bu noktada hemen 4 zincir çekip yuvaya girip kapatıyorum. O da 3. yaprağımızın şekli olmuş oldu gördüğünüz gibi. Bu tarafa 8 zincir 2 kez Bu bir bu iki bir de zincir çekip ipimi kırdım yani pıtırcıklı da isterseniz bakın bu şekilde arkadaşlar ama ben yani biraz daha dolgun dolgun dursun diye çiçek yaprağı yaptım tercih sizin İnşallah da anlatabildim hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar